Merhabalar ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kahvaltılık öneri tarifi geldim. Yeşil soğanla yapıyoruz ve muhteşem oluyor. Mutlaka kaydedin ve deneyin. Ben bütün malzemelerimi hazır ettim. Hemen doğram işlemiyle başlıyorum. Ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim. Oradan da takip edersiniz. Soğanlarımızı kuru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. İsterseniz akşamdan yıkayın sabah kadar kurumasını sağlayın ya da yıkadıktan sonra bir havlu üzerine alarak suyunu almasını sağlayın. Ben yaklaşık 8-9 tane yeşil soğan kullandım. Soğanlarımı da böyle bu şekilde iri iri doğradım. Çünkü pişireceğimiz için erimemesi gerekiyor. O yüzden de birazcık iri iri doğrayalım ve hazır hale getirelim. Soğanlarımızı doğradıktan sonra da bir tane de ben domates kullanıyorum. Domatesimi de küp küp doğrayarak hazır hale getiriyorum. Domatesimi kabuğuyla beraber kullanıyorum. Eğer sevmiyorsanız kabuğunu soyarak da kullanabilirsiniz. Domatesimi de küp küp doğrayarak hazır hale getiriyorum. 3 tane de yumurtamı çırpma kabına kırdım. Daha sonrasında da çok güzel bir şekilde çırparak onu da hazır hale getirdikten sonra da pişirme işlemine geçiyorum. Tavama tam 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Üzerine domatesimizi ekleyelim. Daha sonrasında da bir tane kapak kapatarak yaklaşık 2-3 dakika domatesler biraz kendini bırakıp yumuşayana kadar pişirelim. Nomateslerimiz yumuşadıktan sonra da doğramış olduğumuz yeşil soğanımızı ekleyelim. Daha sonrasında da üzerine damak tadımıza göre tuz, karabiber ve pul biber ekledikten sonra kapağını kapatalım ve yaklaşık 3-4 dakikada soğanlar böyle yumuşayana kadar pişirelim. Tuz ve baharat kısmı benim damak tadım olduğunu unutmayın. Ona göre kendinize göre eklersiniz. Daha sonrasında da şöyle kaşığımla düzleştiriyorum. Kapağını kapatıyorum ve soğanlar yumuşayana kadar da pişiriyorum. Tarifimiz o kadar kolay ki 10 dakika içinde hazır hale geliyor. Gördüğünüz gibi soğanlar da baya kendini bıraktılar. Baya yumuşamış görünüyorlar. Daha sonrasında da çırpmış olduğumuz yumurtamızı ekleyelim. Yumurtanın her tarafına eşit bir şekilde gelebilmesi için benim gibi böyle eşit bir şekilde dökmeye çalışın. Daha sonrasında kapağını kapatalım. Ocağımızı birazcık kısalım. Yumurta kendini toplayana kadar da pişmesini sağlayalım. Yapımı oldukça kolay ve gerçekten çok da lezzetli oluyor. Yeşil soğanla denemediyseniz mutlaka denemenizi öneririm. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.